Merhaba, hoş geldin. Eskilerden beri sürüle gelen klasik bir soru var. Issız bir adaya düştüğünde yanını alabileceğin üç şey. Tabi burada bizim aklımıza tropik bir ada gelir ve orada ihtiyaç olabilecek neler varsa onlar aklımıza gelir, onları söyleriz ve bu şekilde eğlenmeye çalışırdık. Ama bir de şöyle düşün, 18-25 yaşları arasındasın, gerçekten ıssız bir adaya düştün. Fakat bu ada şu andaki Görmüş olduğun ada gibi bir yer değil. Bu ada sadece neredeyse her yanı taşlardan, budur bitkiden böyle e, verimsiz bir yer olarak aklına hayal et. Ve bu küçük adada canlı olarak su samurları ve göçmen kuşlar var. Başka da canlı yaşamıyor. Ve bu bahsettiğim adada 20 yıla yakın kalacaksın ve tek başına. Peki nasıl yaşardın böyle bir yerde? İşte bu anlattığımın gerçek bir hayat hikayesi var. Bunu yaşayan kişi ise Joanna Maria adında Amerikalı yerli bir kadın. Fakat bu ismi zaten kendisinin değil başkalarının ona koyduğu bir isim. Kadıncağız bulunduğu zaman sahil kenarında bir sürü köpeğiyle beraber balina kemiklerinden yapmış olduğu Kulübede bulunmuş. Sonrasında bu gerçek olayı 1960'lı yıllarda Scott O'Dill adında bir yazar, Mavi Yunuslar Adası adında bir roman yazar. Bu romandaki kahramanın ismi ise Karana'dır. Aslında birebir hikaye birbirini tutmaz ama oradan esinlenmiştir. Tabi o yıllarda bu romanın bir gerçek hayat hikayesinden alındığını kimseler bilmez. Hadi gelin beraber şu ilginç hayat hikayesinin nasıl başladığını ve nasıl son bulduğunu beraber görelim. Her şey 1800 yılların başında başladı. O yıllarda Kuzey Amerikalı yerliler ve Avrupalı kolonistler tarafından kürk ticareti yapılıyordu. Tabi daha sonra kolonistler bu kürkleri kendileri aracısız avlayarak almaya başladılar. Bunun için de şirketler kurulması gerekliydi. Bu şirketlerden biri de Rusya tarafından kurulan ve kontrol edilen Rus-Amerikan kumpanyasıydı. 1811'de şirket Kaliforniya sahillerinde su samurları avlamaya başladı. Çünkü bu hayvanların kürükleri o kadar çok değerliydi ki yumuşak altın olarak anıldı. O yıllarda Alaska'dan bu iş için 30 gotiyak yerlisi kiralandı. Sonrasında Kaliforniya sahilinde avlanmaya gönderildiler. 30 kişilik bu kiralık grup Kaliforniya'ya ulaştığında San Nicolas adasının avlanmak için uygun bir yer olduğunu düşündüler. Hemen kanolarıyla oraya gittiler. Ada, ana karadan uzak olmasına rağmen insan yaşamı yok değildi. Burada Kızıldereli kabilesi Nikolenolar adındaki bir grup insan yaşıyordu. Tahmin ettikleri gibi ıssız olmayan bu adadaki yerlilerle karşılaşan Godyaklar çatışmaya girdiler ve Nikolano erkeklerinin çoğunu öldürdüler. Kadınlarını ise tecavüz edip köle olarak alıkoydular. Süreç bu şekilde devam ederken bir yıldan fazla kaldılar ve deniz samuru popülasyonu önemli ölçüde azaldı. Bir dizi savaş ve sinsi saldırı başladı ve Nikolano nüfusu neredeyse yok edildi. 1835'te sadece 18-20 Nikolanos kalmıştı. Misyonerler kötü durumlarını duyduktan sonra kalan adaları kurtarmak için hiç yoktan iyi adlı bir gemi gönderdiler. Tüm Nikanaslar gemiye bindiğinde bir kadın bebeğinin hala adada olduğunu iddia ederek karaya çıkmak için yalvardı. Mürettebat onu tutamadan denize atladı. Olumsuz hava koşulları veya sadece inat nedeniyle kısa bir süre sonra yalnız kadını geride bırakarak ayrıldı. Kalan Nikola Naslar anakaradaki farklı görevlere dağıldı ve hemen hemen hepsi öldü. Pek çok kişi kadının benzer bir kaderi paylaştığını ve çalkantılı denizde bu olduğunu düşündü. Yıllar geçtikçe yalnız kadın efsanesi büyüdü. Ara sıra geçen denizciler tarafından gözlemler yapıldı ve güçlü bir sözlü gelenek hikayeyi canlı tuttu. Yıl 1850 civarında adayı ziyaret eden bir su samuru kulübesini bulduğunu iddia etti. O yıl Santa Barbara misyonundan bir peder onu araması için yerel bir susamuru avcısı gönderdi. Avcı hiçbir şey bulamadı. Bir yıl sonra renkli bir Kürk tüccarı ve çiftçilik sahibi olan George Schneiderberg San Nicolas'a dalgalı bir yolculuk yapmak için yeterince heyecanlandı. İlk iki gezisinde kadının yerini bulamamıştı. Adaya yapılan üçüncü seferde arama ekibi adada farklı bir yol izledi ve kadının ilk iki seferde kasıtlı olarak ondan kurtulduğuna ikna oldu kıyıya yakın kara batak tüyleri ve aletlerle dolu bir sepet buldular. Orada olduğunu kanıtlamak için eşyalarını yere saçtılar. Birkaç saat sonra geri döndüler ve sepetin dikkatlice yeniden paketlendiğini gördüler. Kısa bir süre sonra kadın bir sürü sadık köpekle çevrili olarak keşfedildi. Kaptan George Niderwer görünüşünü şöyle anlattı. Yaşlı kadın orta boyluydu ama oldukça kalındı. Yaklaşık 50 yaşında olmalıydı ama hala güçlü ve hareketliydi. Sürekli gülümsediği için yüzü hoştu. Dişleri bütündü ama diş etlerine kadar yıpranmıştı. Örtüsü tüyleri dışa dönük ve aşağı gösteren gevşek bir elbiseyi andıran tek bir giysiden oluşuyordu. Ayağa kalktığında neredeyse ayak bileklerine kadar uzanıyordu. Başında örtü yoktu. Kalın keçeleşmiş ve kırmızımsı kahverengi artılmış saçları omuzlarına kadar sarkıyordu. Kadın kısa süre sonra George Niederwehr'in ekibiyle arkadaş oldu. Gerçek adını öğrenemeyen adamlar muhtemelen yıllar önce atladığı geminin onuruna ona hiç yoktan iyi ismini verdiler. George Schneiderwer ve yanındakiler bir ay boyunca adada kalmış avlanarak kadının adadaki hayatını öğrenmişti. Konuştuğu dili kimse anlamasa da durmadan konuşuyor ve şarkı söylüyordu. Mürettebat onun becerikliliğinden etkilenmişti elinden geldiğince yiyecek kırıntılarını saklarmış. Çünkü kemikleri iyiliklerine kadar emebilmek içinmiş. Ziyaretçilerin tatlı su ve yakacak odun bulmasına yardım etti ve George Schneiderver'e ısıtılmış taşlar nasıl su geçirmez bir sürahi yapılacağını da gösterdi. Ayrılma zamanı geldiğinde isteyerek gemiye bindi, kıyafetleri ve bir dolu büyük sepeti eski hayatından geriye kalan tek şeydi. Santa Barbara'ya götürüldü ve George Schneiderver'in karısının bakımına verildi. O bölgesel bir meraktı ve insanlar onun şarkı söyleyip dansını görmek için uzaklardan geldi. George Schneider vere e onu bir sirk gösterisi olarak sergilemesi için bir şans verildi fakat bunu kabul etmedi. Bunca yıl yalnız kaldıktan sonra kadın bir kez daha insanlarla birlikte olmaktan heyecanlanmış görünüyordu. Etrafındaki yeni manzaralar ve sesler onu büyüledi. At üstünde ilk kez bir adam gördüğünde onların tek bir yaratık olduğunu düşündü. Birinci atından indiğinde o kadar şaşırdı ki gidip ikisine de dokunmak zorunda kaldı. Bu zamana kadar tüm akrabaları ölmüştü ve diğer yerli Amerikalıların veya çok dilli rahiplerin hiçbiri onu anlayamadı. Ama nezaketi herkes tarafından görülüyordu. Anakaraya geldikten sadece birkaç ay sonra öldü. Ölümü zengin yiyeceklere aşırı düşkünlüğünden sorumlu tutulsa da muhtemelen gerçek sebep bağışıklığı olmayan basit bir hastalıktı. Ölüm döşeğinde kadın Katolik inancında baptiz edildi ve Juana Marina adı verildi. Santa Barbara'da gömüldü. <laughs>